2027'de olduğunu iddia eden ve buna dair kanıtlar gösteren bu gizemli kişinin belki de farkında olmadan yüklediği bir video her şeyi değiştirecekti. Bir gün dünyada kalan tek kişinin sen olduğun gerçeğiyle uyansaydın ne yapardın? Tüm dünyada özgür olduğun için sevinir miydin? Yoksa yalnız kaldığın için korkar mıydın? Belki de her ikisi birden. İşte şu an bunu yaşadığını iddia eden biri var. Dünyada tek başına kaldığını ve zamanda sıkıştığını iddia eden biri. Ve buna dair inanılmaz kanıtlara sahip. Takma ismi Unico Sobie Viviente. Türkçedeki anlamı yalnız kurtulan. Kendi beyan ettiğine göre gerçek ismi Javier. Anlattığına göre son hatırladığı şey bir hastaneye yatırıldığı. 2021 yılında hastaneye giriş yapan Javier, uyandığında hastanede kimsenin olmadığını ve 2027 yılında olduğunu öğreniyor. Hastanede ne bir doktor, ne bir hemşire, ne de hastalar var. Hiç kimse yok. Hikayesi de işte bu noktadan sonra başlıyor. Valencia'daki bir hastanede. Tüm hastaneyi gezen Javier, inanılmaz bir şekilde hastanede tek bir insan bile görmüyor. Ardından aynı gün açtığı bir TikTok hesabına ilk videosunu yüklüyor. Videonun açıklamasında daha yeni hastanede uyandım ve ne olduğunu bilmiyorum. Bugün 13 Şubat 2027 ve şehirde yalnızım. Yazılı bir not düşüyor. Dışarıya çıktığında yine kimselere rastlamıyor. Sanki insanlık yok olmuş gibi. Ben efsaneyim ve The Walking Dead gibi filmleri aratmayan bir ortamda olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten de korkutucu bir durum. Bir sonraki gün ikinci yüklediği videoda şehrin merkezine gidiyor. En kalabalık olabilecek yerleri gösteriyor ve sokakların yine bomboş olduğunu görüyoruz. Bu sefer açıklamasında yardım istediğini yazıyor. 2027 yılında olduğunu söyleyen Javier, bir şekilde 2021'deki insanlarla iletişim kurabiliyor. Birazdan bu konuda daha net bilgiler ve bazı gerçekleri paylaşacağım. Fakat şimdi kaldığımız yerden devam edelim. TikTok hesabının yanı sıra 17 Şubat'ta açtığı YouTube kanalına da videolar yükleyen Javier, bu sefer ikinci videosunda onu takip edenlere bir kanıt göstermek istiyor. Çektiği videoda rastgele bir eve girdiğini söyleyen Javier, evdeki bir bilgisayarda tarihin 2027 olduğunu gösteriyor bize. Hemen önündeki takvimde ise 2021'e ait bir tarih görüyoruz. Bu kısım kafa karıştırıcı gelebilir. Bunu şöyle anlatayım. Javier aslında 2021'e ait bir ortamda bulunuyor. Fakat 2027 yılında olduğunu ve bu iki zaman dilimi arasında sıkıştığını söylüyor. Takvimler, dış ortam, her şey 2021 yılına ait fakat tüm elektronik cihazların 2027 yılını gösterdiğini söylüyor. Yani 2021 ile 2027 yılları arasında kalan kısım aslında yok. Bazıları ona 2022'ye ait bir mezar göster ya da başka yıllara ait kanıt göster diyor, fakat Javier 2027 yılında olduğunu fakat dünyanın 2021'de sanki zaman durmuş gibi kaldığını söylüyor takipçilerine. Bir nevi aradaki 6 yıl silinmiş gibi. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Javier 2027'de olduğunu kanıtlamak için bir başka yöntem daha kullanıyor. Alexa isimli uygulamaya hangi tarihte olduğunu soruyor. Okay, Google. ¿Qué fecha es hoy? Es domingo, 21 de marzo de 2027. Bu cihazda yine aynı şekilde 2027 yılında olduklarını söylüyor. Elbette takipçilerinin birçoğu buraya kadar sunduğu kanıtların yeterli olduğuna inanmıyor. Javier, takipçilerinden gelen daha kesin kanıtlar göstermelisin. Örneğin uyandığın hastaneye gidip geçmişini aramalısın mesajı üzerine hastaneye gidiyor.
bir süre sonra bunu bulduğuma inanamıyorum gibi bir söylemde bulunup kendi bilgilerine ulaştığını gösteriyor. Belgede 10 Şubat 2021 tarihinde hastaneye ambulansla getirildiği ve yapılan ön kontrolde sözlü komutlara ve diğer uyaranlara cevap vermediğinden bilinçsiz bir durumda olduğu yazıyor. Yani 10 Şubat'ta hastaneye gelen Javier bundan tam 6 yıl 3 gün sonra uyanıyor. Javier bu noktadan sonra birçok sosyal medya hesabı açıyor. Yeni birçok video yüklüyor. Bu videolar milyonlarca kişinin dikkatini çekmeye başlıyor. Sosyal medya ona yardım etmeye çalışan, bir çıkış yolu arayan insanlarla doluyor. Ona inananların yanı sıra çoğu insan bunun pandemi döneminde çekilmiş videolar olduğunu ve bu videoları sırayla ortaya çıkardığını düşünüyor. Kimileri ise bu videoları sabahın erken saatlerinde 6-7 gibi çektiğini söylüyor. Fakat o saatlerde bile şehirde binlerce insanın güne başladığını biliyoruz. Bunun dışında bunlar pandemi döneminde çekilen videolar olsa bile bir polis, bir güvenlik, en azından bazı insanları görmemiz gerekirdi. Fakat kiliseler, hastaneler ve kalabalık yerler, çektiği videolarda her yer tamamen bomboş görünüyor. Bir zaman sonra olaylar daha da çılgınlaşıyor. Javier, Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafta bir mektup bulduğunu söylüyor. Mektupta şöyle yazıyor. Javier, elbette hala kim olduğunu hatırlamıyorsun ve aslında bunu bir daha asla yapamayacağına inanıyoruz. Ama seninle olan bağımızı tam olarak kaybetmedik. Nedenini daha sonra anlayacaksın. Seninle birlikte kullandığımız makinenin aynısını bu zaman makinesini neden inşa etmemiz gerektiğini de anlayacaksın. Eller anahtardır. Seni 2021'den 2027'ye bir görevi tamamlaman için gönderdik. Ancak uzay zamandaki bir başarısızlık nedeniyle tüm yolculuğu tamamlamayı başaramadın. Artık muhtemelen hiçbir canlının olmadığı bu 2 yıl arasındaki bir boyuttasın. Yakında senden haber almayı umuyoruz. Bu mektup onun nasıl ve neden 2027'ye gittiğini kısmen açıklıyordu. Mektupta bir zaman makinesi icat edildiği ve bunun mecburen kullanıldığı, Javier'in bu yolculukta çıkan bir sorun yüzünden insanların olmadığı bir nevi paralel zamandaki bir başka dünyada olduğu söyleniyor. Javier 2027'de olduğunu kanıtlamak için bu kez çok daha ilginç bir şey yapıyor. Bir belediye binasına giriyor. Bina içerisinde ne bir güvenlik ne de çalışanları görüyoruz. Tamamen bomboş. Öyle ki belediye başkanının odasına elini kolunu sallaya sallaya giriyor. İşte bu ilginç ve dikkat çekici kısımlardan sadece biri. Örneğin bir Mercedes bayisine gidip istediği aracı alıp oradan çıkabiliyor. Ve yine yollarda kimselerin olmadığını görüyoruz. Bir videosunda kendisini maske takmış bir şekilde gösteriyor ve açıklamada "Korkuyorum çünkü son zamanlarda izlendiğimi hissediyorum. Bir gün neden yüzümü göstermediğimi açıklayabilirim." diyor. Javier halen videolar atmaya devam etmekte. Şimdi gelelim bunun gerçek olup olmadığı konusuna. Önce bazı soruların cevap bulması gerek. Javier'in 2021'deki insanlarla iletişime geçtiğini biliyoruz. Fakat insanların olmadığı bir dünyada elektriğin sürdürülebilirliği de imkansızdır. Ki bunun dışında da birçok sorun olması gerekirdi. Sokakların tertemiz olması, tüm şehrin halen insanlık varmış gibi aktif görünmesi bunlardan bazıları. Bunlar başlangıç için sorulacak sorularken videolarını incelediğimde başka sorunlar olduğunu gördüm. Örneğin kiliseye gidiyorum isimli videosu. Kiliseye demir bir kapıya doğru yönelip girmeye çalışırken normalde sağa doğru açılması beklenen kapı sola doğru açılıyor. Aslında bu noktada kapıdan giriş falan yapmıyor. Kapıya doğru kamerayı yaklaştırıp içeride tekrar başlatıyor, yani videoyu kesiyor. Bu noktada videolarda düzenlemeler yaptığını öğrenmiş oluyoruz. Bundan sonra işler biraz daha çözülüyor. Bilgisayardan tarihi gösterdiği video çok basit bir şekilde değiştirilebilir. Ya da Alexa isimli cihaza tarihi sormadan önce 2027 olarak ayarlaması gibi.
Çektiği videoların çok stabil olması, yani hareketin çok az olması başta dikkatimi çekmişti. Çok yavaş hareketlerle çekilen görüntülerdi. Bu yüzden üzerinde değişiklik yapması daha elverişli oluyordu. Videolarda hiç insan veya hayvan görmüyoruz bildiğiniz gibi. Burada gördüğünüz şey, video edit programlarında insanların veya arabaların videodan biraz uğraşarak kolayca çıkarılabilmesi. Benim tahminime göre çektiği bu videoların hepsi insanların sokağa çıkmadığı, olağanüstü hallerin ilan edildiği tecrit zamanında çekildi. Ve bazı tek tük insanlar montaj sırasında görüntüden çıkarıldı. İşte bunu inandırıcı kılan, hatta kanıtlayan şey ise bir web sitesine sahip olması. Web sitenin arka planındaki görüntü kendi çektiği ve yüklediği video ile aynı. Web sitenin açıklamasında editör ve görüntü yönetmenliği yaptığını da belirtmiş. Web sitedeki Instagram sayfasına tıkladığımızda kendisini görebilirsiniz. Özet geçmek gerekirse bu kişi ne bir hastanede uyandı ne de 2027'de yaşıyor. Hepsi birer PR çalışması olabilir ya da bir deneyin parçası. Tüm bunlar onun kurguladığı bir hayal dünyası. Fakat inanılmaz derecede başarılı olduğunu söylemeliyim. Yaptığı kurgular, çektiği videolar çoğu anlamsız TikTok videosuna göre muazzam değerli. Umarım video birçok kişinin merakını gidermiştir. Çıkmadan önce videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Ben Nigma. Çözmemiz gereken daha çok sır var.